Eğilirim abi. Şöyle eğilirim ben de veririm. Bana mı vereceksin gerçekten? Öncelikle. Sen de tut abi. Sana İki tarafta tut. Bir yılı. Bir saniye, bir saniye efendim, bir saniye. Şöyle açılsak şunu. Öncelikle bir yıldır esnafımıza dikkat çekmek amaçlı ilçelerde yaptığım esnaf gezisini Bayrampaşa ayağındayız. Sizler de beni takip ettiniz. Çok teşekkür ediyorum basının kıymetli temsilcilerine, emekçilerine. Sağ olasınız, var olasınız. Bir şey daha söylemek isterim. O da Sayın Selçuk Özdağ yapılan bir bugün bir saldırı var. Kendisine şifa diliyorum. Bu tür saldırıları da şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. Kimin başına gelirse gelsin korkunç bir şeydir. Dolayısıyla Sayın Özdağ çok eskiden beri tanıdığım, yani arkadaşım kabul ettiğim bir insandır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aynı zamanda da Sayın Süleyman Soylu'yu göreve davet ediyorum. Bu saldırganların derhal yakalanmaları ve haklarında hukuki işlem başlatılmasını talep ediyorum. Çünkü genelde bu tür saldırganların yaptığı yanına kar kalıyor Türkiye'de. Benim evim basılmıştı. Saldırganların tümü beraat etti. Dolayısıyla Sayın Özdağ konusunda bunların yaşanmamasını, Selçuk Özdağ konusunda yaşanmamasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim sizlere. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Bir de Özdağ'ın disiplini kurulu ile ilgili alınan kararı mahkemenin ne diyorsunuz? Yeniden bir süreç olacak mı? Henüz hiç bir arkadaşımla ben ne olmayacağına dair iki gündür geziyorum biliyorsunuz. Herhangi bir konuşmam olmadı. Herhangi bir şu olacak diye bir kanaat belirtmem mümkün değil. Biz her kararı ortaklaşa alıyoruz partimiz olarak. O nedenle bugünden bir şey söylemem mümkün değil. Evet, başka? Sayın Başkan, hocalı bir çağrısı vardı. Evet. Aşı oldunuz. Evet, evet, bugün oldum. Dün Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Beyefendi bütün genel başkanlar gibi tanınmış siyasetçiler gibi beni de aradı. Ben de bugün aşı oldum. Tereddütleri olan arkadaşlar açısından, insanımız açısından, örnek olmak açısından aşı oldum. Dolayısıyla herkese tavsiye ediyorum aşı olmayı. Sayın Başkanım, önce Çanakkale'de ardından da Bolu'daki CHP Belediye Başkanı'yla meclis üyelerimiz arasında böyle bir anlaşmazlık söz konusu. Özellikle de CHP'li Belediye Başkanı'nın kullanmış olduğu sözleri biliyorsunuz. Siz eş başkanlık istiyorsunuz ama o bizde olmaz gibi sözler telaffuz edildi. Hani Millet İttifakı'nın belediye meclisi anlamında bir sorun mu yaşanıyor diye bunu sormak istiyoruz. Valla genel merkez, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden bu tür Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş Millet İttifakı çerçevesi içinde seçilmiş belediye başkanlarının bu sözleri ve tavırlarına dair genel merkezinden yapılan açıklamalar var. O nedenle o açıklamalar üzerinden hadiseye bakıyoruz. Onun dışında yalnız aşı ile ilgili bir şey daha söylemek isterim. Ben oldum ama iktidardan Sağlık Bakanı'nın şahsına da söyledim. Talebimiz şudur. Özellikle sizin gibiler yani bu tarz çalışanlar, iki bu esnafların yanında çalışanlar, genellikle toplu taşıma araçlarını kullanıyorsunuz ama öncelikli biliyorsunuz 65 yaş üstüne yapılacak aşı. Çok değil mi? Ama çok bu zorunluluk içine sizin de basın mensuplarının, bu esnafların yanında çalışan şeyle gidip gelen kuryesi, yok hepsi otobüste gidip geliyor bunların. Bu çalışan insanların. Yani iş yerlerine toplu taşıma aracı kullanan, çalışmak zorunda kalan, evinde çalışmayan bu insanların da zorunlu aşılanma, işine ve ücretsiz aşılanma konusunda iktidarı dikkat etmeye ve bunu talep ediyorum. Ben sizin aracılığınızla bunu önemsedim. Tekrar paylaşmak isterim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Bir dakika, ben şurada bir durabilir miyim? Thank you.